Günaydın, mutlu sabahlar. Ben Reyhan Baysan. Fokus'ta karşınızdayız. Kritik gün geldi çattı. Gözler Fed'de. Bu akşam saatlerinde 21'de Fed faiz kararını açıklayacak ve yazılı olarak geldikten sonra 21.30'da Fed Başkanı Jerome Powell kameraların karşısında geçecek ve mesajlarını verecek. 21.30'da Bloomberg HT ekranlarında her zaman olduğu gibi simultane olarak takip edebilirsiniz. Bu kritik görüşmeyi diyelim ve şimdi hemen gündemdeki başlıklara bakalım. Önemli gelişmeler de var. Onların detaylarını aktardığımız zaman BOTAŞ ve Total Energies arasında 10 yıllık LNG anlaşması imzalandı. Ve anlaşma kapsamında Türkiye'den 2027 itibariyle 10 yıl boyunca yıllık 1,6 milyar metreküp LNG tedarik edecek. Bu anlaşma Türkiye'nin Avrupa'ya ve içinde Mısır'ın da olduğu bölgelere gaz ticareti yapma kapasitesini artırıyor. Aynı zamanda Rusya ve İran'la yeni dönem doğalgaz anlaşmalarında da pazarlık gücünü yükselten bir gelişme olduğu ilerleyen dakikalarda Bloomberg'den Fırat Kozak bize bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi verecek diyelim. Şimdi hemen önemli bir veriye geçelim. Burada özellikle orijinal vadesine bakılmaksızın ve vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku Temmuz itibariyle azalma kaydetti. 232,8 milyar dolar düzeyine gelmiş oldu. Böylelikle Haziran ayındaki zirveye göre kısa vadeli dış borç stokunda bir gerileme kaydedildiğini aktarabiliriz. Ve bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %12,7 oranında artış kaydetti. 77,1 milyar dolar oldu. Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise %1,7 oranında azalarak 60,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ve bir taraftan İngiltere'den enflasyon rakamlarını aldık. Bu hafta Merkez Bankalarının haftası diyoruz. Yarın da Merkez Bankası da İngiltere'de faiz kararını açıklayacak. Ağustos'ta bir faiz indirimine gitmişti 25 bas puanlık beklentiler dahilinde. Ancak yarınki toplantıdan herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Enflasyonda %2'lik olan İngiltere Merkez Bankası'nın hedefinin biraz üzerinde %2,2 olarak gerçekleşti. Ama yine de uzmanlar tarafından istikrarlı bir patikaya oturduğu gibi duruyor İngiltere'deki enflasyon verileri. Ve bu yılın ilerleyen döneminde de daha fazla faiz indirimine kapı aralayabilecek bir veri karşımıza çıktı gibi duruyor. Ağustos'ta aylık enflasyon %0,3 oldu İngiltere'de. Yıllık enflasyon ise %2,2 olarak gerçekleşti. Ve piyasa beklentilerine paralel gelmiş oldu diyelim. Şimdi rakamlara geçelim. Evet, şimdi piyasa rakamlarına borsayla başlayalım. BIST endeksinde dün pozitif bir kapanış oldu. 9700 seviyesinin üzerindeki kapanış geldikten sonra şu anda da sınırlı yukarı yönlü hareketler gözlemleniyor. %0,19'luk yükselişte 9776 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyoruz. Ve tabii ki ilerleyen dakikalarda sektörel performanslara da bakacağız diyebiliriz. Dün özellikle bankacılık tarafında yükseliş vardı. Ulaştırma tarafında da yukarı yönlü hareketler olduğunu gözlemledik. Dolar TL'de 10.000'de altılık sınırlı bir değişim olsa da 34 liranın üzerindeki hareketleri görmeyi sürdürüyoruz. Euro TL tarafında da 38 lira ekranlara yansıyor şu an itibarıyla. Tam şu an 37-38 arasındaki hareketler gözlemlenirken kritik FED kararı öncesinde Euro Dolar paritesi 1.11.30 seviyesinde. Ve tabii bugün gözler FED'de. Avrupa piyasalarında da FED kararı bekleniyor aslında. Ve şu anda Avrupa borsalarına baktığımız zaman biraz moraller bozuk gibi. İtalya hariç. Orada da çok sınırlı yukarı yönlü bir hareket dikkatleri çekiyor. Dün Avrupa Komisyonu'nda yeni üyeler belli oldu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde nasıl politikalar, yani uzun vadeli politikaların belirlenmesi açısından tabii ki komisyon üyelerinin belirlenmesi önemliydi. Ama FED kararı öncesinde biraz daha böyle aşağı yönlü hareketlerin ağır bastığı, özellikle Londra tarafında da %0,31'lik bir geri çekilmeyle FTSE 100 endeksinde işlemlerin gerçekleştiğini görüyoruz. Ve FED tabii 25 bas puan mı 50 bas puan mı, kritik soru bu. Hatta bazı şakalar dönmeye başladı. 75 bas puanın ortalaması olan 37,5'luk bir faiz indirimine gitsin ve herkesi memnun etsin FED şeklinde. Tabii ki böyle bir durum olmayacak ama genel olarak işte
herkes ikiye bölünmüş durumda, uzmanlar, analistler. Ve burada 50 bas puanlık bir faiz indirimine gidildiği takdirde sonrasında U dönüş yapmak durumunda kalabilir Fed. İşler tersine giderse, beklendiği gibi gitmezse, dolayısıyla 25 bas puan indirime gidebilir ilk kararda diyenler var. Ama dün biz S&P 500'de kapanışta yeni rekorların tazelendiğini, gün içi rekorların da yine tazelendiğini gözlemledik. Fed kararı öncesinde böyle bir tablo karşımıza çıktı. Diğer taraftan baktığımız zaman bir gün önce aslında Nasdaq'ta teknoloji endekslerinin öncülüğünde satışlar, baskılanmalar gözlemlemiştik. Şu anda vadeli işlemlere baktığımız zaman çok sınırlı, bekle gör havasında olan bir tablo karşımıza çıkıyor. Ve tahvil piyasasına bakalım. Tahvildeki hareketlerde dikkat çekici. 2 yıllık tahvil faizi %3,61 seviyesinde. 10 yıllık tahvil faizine baktığımız zaman ise %3,66'yı görüyoruz şu saatlerde. Peki emtiada FED kararı öncesinde nasıl bir tablo var? Spot altın 2569 dolar seviyesinden geçiyor. %0,26'lık yükseliş var. Gram altında 2800 liranın üzerinde kalmayı sürdürüyoruz. Bitcoin 60 bin doların üzerine geldi. Şant Manukyan'ın bu sabahki mailinde yeni alımların, yeni hızlı yukarı yönlü hareketlerin başlaması için Bitcoin'de 64 bin doların geçilmesi gerektiğine dikkat çeken bir cümle vardı. Petrol tarafına baktığımız zaman ise satışlarla yeni gün başlıyor. Amerikan ham petrol tarafında %1 civarında bir geri çekilme var. Aslında bu yaşanan jeopolitik gelişmelere rağmen karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Brent petrolde de şu an itibariyle %0,71'lik geri çekilme dikkatleri çekiyor. Ve şimdi biz Albatros yatırıma gideceğiz. Albatros yatırımdan yatırım danışmanlığı müdürü Eren Kılıç bizimle beraber. Eren, günaydın, hoş geldin. Merhaba, günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi şöyle bir piyasalara baktığımız zaman FED kararını bekliyoruz. Çoğunlukla hani küresel piyasalarda bir bölünme oluşmuş durumda. Sadece tek kesin olan şey faiz indiriminin gerçekleşeceği. Yarın bir de bizim Merkez Bankası kararımız var. Borsada şu an itibariyle hani böyle yatay yukarı yönlü bir hareket varken gün içerisinde nasıl bir performans bekliyoruz acaba? Ne dersin endekste? Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta Perşembe günü test edilen 9270 seviyesinden itibaren başlayan tepki hareketi 9560 ara desteği üzerinde tutunarak dün de devam etti. Dün gün içerisinde en yüksek 9786 puan seviyesini test eden BIST endeksi günü %1,89 yükselişle 9758 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1,92, holdingler %2,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %4,17 ile ticaret, en çok kaybettirense %0,73 ile taş toprak oldu. Küresel piyasalara değinecek olursak, bu akşam gerçekleşecek olan FED toplantısına çevrilmiş durumda aslında bütün gözler. FED'den beklenen faiz indirimi öncesinde piyasalar FED'i bir yandan da test etmek istiyor gibi. Geçen hafta ağırlıklı beklenti 25 bas puan indirim yönündeyken, toplantı tarihi yaklaştıkça yeni ekonomik veri gelmemesine rağmen yani şu an opsiyon piyasaları %66 ihtimalle 50 bas puan faiz indirimini fiyatlamaya başladı diyebiliriz. Biz hala FED'in faiz indirim sürecini 25 bas puan ile başlatacağını düşünmeye devam ediyoruz. İçeride ise gözler yarın gerçekleşecek olan para politikası kurul toplantısında. Faize değişiklik beklenmezken metinde bir yumuşama ya da değişiklik gerçekleşip gerçekleşmeyeceği odak noktası olacak. TCMB'nin sıkı duruşu ve ekonomi yönetiminde kararlı tutumuyla son dönemde düşüş eğilimine giren enflasyon ve tekrar artması beklenen yabancı yatırımcı ilgisi açısından FED'in atacağı adımlar da bu bağlamda şekillenecek küresel risk iştahının yönü BIST açısından yakın takip edeceğimiz konu başlıklarında olmaya devam edecek. Hani özetleyecek olursak hem FED hem TCMB BIST ve tüm TL varlıklar açısından ana belirleyici konumunu sürdürmeye devam edecek. BIST cephesine döndüğümüzde ise endeksin kendi dinamikleri içerisinde hareket etmeye devam ettiğini görüyoruz. Hacim ve katılım maalesef henüz güçlenmiş değil. Ancak düşüş yorgunu endeksin yani beklediğimiz gibi 200 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunma ve tepki isteği devam ediyor. Kısa vadede 9850 seviyesini direnç olarak takip ederken olası geri çekilmelerde de 9700 ve 9560 seviyelerinde destek olarak takip edebiliriz.
Çok teşekkür ediyoruz. Eren aktardıkların için Alvatros Yatırım Danışmanlığı Müdürü Eren Kılıç konuğumuzdu. Şimdi kısa bir araya gideceğiz Fokus'ta. Aranın hemen ardından ilk konuğumuz İş Portföy Yönetimi Araştırma Müdürü, aynı zamanda ekonomist Hande Şekerci olacak. Hemen arkasındansa Bloomberg News Ankara muhabiri Fırat Kozok'u ağırlayacağız. BOTAŞ ve Total Energies arasındaki 10 yıllık enerji LNG anlaşmasını yorumlayacak, detayları paylaşacak. Bizden ayrılmayın. Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi değerli bir isim bizimle beraber stüdyoda, İş Portföy Yönetimi Araştırma Müdürü ve ekonomist Hande Şekerci'yi ağırlıyoruz. Hande Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi büyük gün, 25 bas puan mı, 50 bas puan mı, hep bunu konuşuyoruz. Sabah bir şey okurken şunu gördüm, hani 37,5'luk bir indirme gitsin, herkes memnun olsun diye, tam böyle ikisinin ortası. Yani böyle artık hani iyice sinirler sanıyorum ki gevşedi, herkes onu bekliyor, onu düşünüyor. Sizin beklentiniz nedir? 25 mi 50 mi? Ben 50 bas puan indirim yapmasını bekliyorum. Hatta özellikle Temmuz ayındaki toplantıda hatırlarsanız biraz aslında Fed'e o zaman bile piyasada tam olarak fiyatlanmamasına rağmen bir faiz indirimi yapmasıyla ilgili aslında biraz baskılar vardı. Bazı Fed bölgesel başkanlarının veya bazı kurumların indirimlere başlaması gerektiği yönünde. Ama Fed o zaman hani doğal olarak, yani tabii ki daha piyasa fiyatlamalarına da geçmemişti hiç o zaman indirim beklentisi. Sadece Eylül ayı için daha yumuşak, böyle evet başlayabiliriz parasal gevşemeye yönünde bir sinyal vermeyi tercih etmişti. Fakat daha sonra tabii Ağustos ayında küresel piyasalarda ciddi bir çalkantı gördük. Onun da etkisiyle, yani o dönemden beri ben aslında, çünkü makro temeller de bunu desteklediği için, yani ABD'de kredi kartında gecikme oranları, işsiz kişi sayısı, istihdam piyasası genel olarak, iş bulma oranının giderek azalması, otomobil kredileri gibi kalemlerde de gecikme oranlarının yükselmeye başlaması, bunların hepsi bence artık parasal gevşemenin başlaması gerektiğini gösteriyor. Daha da geç kalınırsa bu sefer başka piyasalarla ilgili problemler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Burada tabii ki 50 bas puan yaparsa muhtemelen Fed ona göre de yönlendirmesini de ayarlayacaktır. Yani piyasaların da her seferinde sürekli aynı miktarda faiz indirimi beklememesi için, hani bundan sonra daha sınırlı kademeli indirimler devam edebilir yönünde tabii muhtemelen bir yönlendirme yapacaktır. Fakat 25 yaparsa bence biraz daha işler zor olabilir gibi geliyor bana. Yani yönlendirmeyi de ona göre çok dikkatli ayarlamaları lazım diye düşünüyorum. Evet, yani sadece Fed'in faiz kararı değil, bugün sözel yönlendirme, yani verecek mesajlar da gerçekten önemli olacak. Çünkü 50 bas puan indirime giderse ekonominin çok kötü olmadığına dair piyasalara bir de öyle bir zorunda kalacak düşünce, evet, de var. Endişe var yani piyasalarda. Evet. Ben öyle düşünmüyorum mesela, ama evet genel olarak kanı öyle. Yani 50 yaparsa bu sefer daha çok paniğe kapılar, hani ne oldu ki acaba, daha mı kötü bir resesyon bekliyor? Bilmediğimiz bir şey mi biliyor gibi. Ben şöyle düşünüyorum, onu kendisi aslında istediği gibi hem Powell söylediği cümlelerle aslında ayarlayabilir. Yani oradaki rahatlatmayı yapabilirler isterlerse. O yüzden hani 50 yapılırsa daha kötü bir panik olur konusuna çok inanmıyorum, ama dediğim gibi burada tamamen Fed'in ne diyeceği, yönlendirmesi çok önemli aslında. Evet, bir de şöyle bir görüş var. Hani 50 yaparsa eğer, yani 25 değil 50 bas puana giderse, bu sefer örneğin işte biz Çin'i çok konuştuk. Çin'den bir deflasyonist baskı var. Dolayısıyla hani sonrasında bir U dönüşü yapmak durumunda kalır mı gibi. Bir taraftan işte seçim belirsizliği var. Gerçekten hani çok çok zor ve kritik bir seçim. Seçim meselesi biraz evet şanssızlık aslında piyasalar açısından. Şimdi normal şartlarda seçim olmasaydı biz normal gelişmekte olan ülke piyasaları için çok daha iyi bir ortama doğru 2025'te gidiyor olacaktık. Çünkü Japonya hariç bütün merkez bankaları faiz indirim sürecinde. Ama evet, seçimde kimin, yani demokrat aday mı, cumhuriyetçi aday mı gelecek ve bütçe açığı ile ilgili politikalar, hani maliye politikaları ona göre değişebilir. O enflasyonist riskleri tekrar gündeme getirebilir.
Ama bu bence daha sonra Fed'in düşünmesi gereken bir konu yani görerek sonuçta hani nasıl kim kazanacak ne olacak ona göre bakılması gerekiyor. Dün gelen perakende satış verisi biraz böyle hani piyasayı belirleyecek gibi duruyordu ama tam tersine kafaları karıştırmış oldu. İşte çekirdekte başka manşette başka Zayıf gelmiş olması. gelmeyince. Evet, dolayısıyla yani gerçekten kafalar çok karışık ama dolayısıyla hani bu kadar karışık olunca yatırımcılar da ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Sizce hani bugün işlem yapmadan önce nelere dikkat etmek lazım? Biraz böyle yatırımcı algısına dair neler söylersiniz? Yani orada tabii nasıl bir görüş var, yatırımcının görüşü neyse hani aslında çok fazla o yoldan sapmadan gitmesi lazım diye düşünüyorum. Örneğin dediğim gibi benim düşüncem daha önceki çalkantıları da dikkate alacaktır Fed ve biraz böyle riske artık girmeyip biraz daha gerçekten hani ekonomi de zayıflamaya başladığı için ilk etapta daha cesur bir adım atıp ondan sonrası için bakın her seferinde bu kadar yüksek miktarda indirim olmaz. O zamana göre karar vereceğiz gibi yani ECB'nin yaptığı gibi biraz daha kademeli gideriz gibi bir yönlendirme yapacaktır bence. Burada 2025 de çok önemli tabii. Hani bu akşam Fed'i gördüğümüz zaman 2025'te normal şartlarda şey düşünülüyordu. Hani her çeyrekte Fed bir tane 25 bas puan indirimle devam eder diye düşünüyorduk aslında. Ama orayla ilgili de o tahminler neyi gösterecek, faizi nerede görüyor Fed üyeleri? Biraz herhalde onu da beklemek lazım. Ya yani önce bir görelim çünkü çok kritik bir toplantı Evet, gerçekten. ekonomik göstergeler ve işte noktasal grafik bunlar da biraz sanıyorum ki yol gösterecek ama hani piyasa ve Fed ayrışmasının en belirgin olduğu yıllardan birini de geride bırakıyoruz Muhtemelen öyle. sanıyorum. Dolayısıyla o ne kadar yardımcı olur bunu da takip edeceğiz ama en kritik bize geçmeden önce en kritik merkez bankalarından biri de çünkü İngiltere'den bir sürpriz beklenmediği için BoJ, Japonya Merkez Bankası. Oradan yani dün şöyle bir şey söylendi işte hani bir faiz artırım ihtimaline de çok fazla kapıyı kapamamak gerekiyor gibi ama verilen mesajlar o 5 Ağustos sebebiyle sanıyorum ki hani BoJ da adımlarını çok dikkatli, temkinli atacak gibi. Ne dersiniz? Hani oradan nasıl mesajlar çıkabilir ve yeniden yani yende de biz çünkü böyle hani bu hafta içerisinde 2023'den bu yana en değerli seviyeleri gördük dolar karşısında. Bir mesaj değişimi ya da bir sözel yönlendirme bekliyor musunuz? Ben de bu sefer o Ağustos ayındaki gibi bir oynaklık yaşanmaması için, gerçi o zaman tabii asıl tetikleyici belki de ABD'deki resesyon endişeleriydi. Yani sadece Asya piyasaları ve BoJ değil de ABD ile de birleşince o Fed hani geç mi kalacak, işte kurtarmaya gelmeyecek mi gibi bir korku oluştu. Orada da ikisi beraber tabii Ağustos'ta o çalkantıya neden oldu. Ama bu defa ben de biraz daha BoJ'un daha temkinli davranmasını bekliyorum. Yani bir değişiklik yapmayacaktır diye düşünüyorum. Ve genelde Japonya ile ilgili beklentiler faiz artırımının belki yıl sonunda yapılabileceği yönünde. Tabii bir yandan da BoJ'un bir geçmiş bir track record'u da var. Yani hep böyle aslında piyasaları sık sık şaşırtabilen bir merkez bankası. Bir de şu anda da konjonktür gereği hani 4 tane büyük merkez bankası içinde bambaşka bir yöne hareket ediyor mecburen hani diğerleri parasal gevşeme yaparken. Ben ama şu anda çok büyük bir böyle piyasaları oynatacak şekilde sürpriz yapmalarını beklemiyorum. Yani faiz arttıracaklarını düşünmem bu hafta. Evet, ama işte takip edeceğiz. Sürprizlerle dolu bir süreçten geçiyoruz. Biraz daha az sürprizi olması beklenen bir diğer merkez bankası da İngiltere'nin yanı sıra bizim merkez bankamız. Herhangi bir hani değişiklik oradan da beklenmiyor. Sözel yönlendirmede de değişiklik beklenmiyor ama yani özellikle tabii ki verilecek mesajlarda orada herhangi bir metin değişikliği olursa işte faiz indirimiyle alakalı bir sinyal gelir mi? Bu merak Gelmez. ediliyor. Gelmez mi? Gelmez diye düşünüyorum. Gelmemeli diye düşünüyoruz. Aslında şöyle biz de burada biraz daha özellikle Türkiye'deki son dönemdeki tüketimle ilgili verileri gördükçe biraz daha imtina etmeye başladık. Faiz indirimleri ne zaman başlayabilir diye ki görüşümüzle ilgili. Biraz daha faiz indirimlerinin ötelendiğini düşünüyoruz aslında. Ya da bu sene sonunda yine başlayabilir ama önceki düşüncemizden daha az bir faiz indirimi bekliyoruz. Neden? Çünkü örneğin Temmuz ayına baktığımızda geçmişe gidersek biraz perakende satışlarda bir miktar hızlanma var. Daha sonra Ağustos ayında kredi kart harcamalarında bir hızlanma olduğunu zaten biliyorduk enflasyondan arındırsanız dahi. Ama Eylül ayının ilk haftasının verileri geldi. O zaman da yine bu hızlanmanın gayet rahat bir şekilde devam ettiğini görüyoruz.
Tüketimle ilgili bu, yani tüketimin böyle aşağı doğru hareket ederken tekrar üçüncü çeyrekte böyle biraz yukarı çıkmaya çalışması beni endişelendiriyor. Burada enflasyon tabii ki en önemli konu. Yani Eylül ayı enflasyonunu göreceğiz. Henüz daha biz fiyat toplamadık yakın zamanda. O da belli olur yaklaşık olarak kaç geleceği. Mevsimsel olarak da aksilik biraz zor bir dönem. Hani eğitim gibi gruplar, işte giyim gibi gruplarda. Evet, mevsimsellikten arındırılmış olarak tabii ki bakıyor Merkez Bankası ama ben şu anda şeye de çok katılmıyorum. Hani enflasyondan şunu dışlayalım, buna bakmayalım, işte vergi arttırımlarını saymayalım vesaire gibi bir görüşe de şu an çok katılmıyorum. Çünkü bir fiyatlama davranışlarında o kalıcı iyileşme ve düzelmeyi halen başarmış değiliz. Kamuoyunun beklentilerini soruyorsunuz. Herkesin beklentisi farklı bir yerde. Yani Evet. Özellikle işte piyasa hane dışında. halklarıyla Çok ve doğru. piyasanın ayrışımını daha önce de konuşmuştuk sizinle Çok doğru. çokça. O yüzden hani Kasım ayının bence artık Merkez Bankası'nın pas geçme ihtimali olduğunu, hani belki yapılırsa daha sınırlı bir indirimle başlanabileceğini, Aralık ayında biraz daha başlama ihtimalinin olduğunu, hatta ama tabii enflasyonlara da bağlı olarak 2025'e bile sarkması olasılığı olduğunu düşünüyorum. Örneğin Taylor kuralına baksanız, yani bizim kendi tabii kurum iş portföy araştırma beklentileriyle baktığımız zaman şu anki enflasyondan ileriye dönük bir sene sonraki enflasyonun farkı ve çıktı açığıyla birlikte Taylor kuralını hesaplasanız bu yılın son çeyreği için sınırlı bir indirim ihtimali o da gösteriyor ama asıl mesela 2025'in ilk çeyreğinde daha rahat bir indirim gösteriyor. Tabii ki bu arada şeyi de söylemek lazım, yani Taylor kuralı da aslında daha önce de aslında politika faizinin daha da yüksek olması gerektiğini şu an gösteriyor. Yani mevcut seviyesinin dahi üzerinde belirlenmesi gerektiğine işaret ediyor. Ama tabii onu hani saf dışı bıraktığımız zaman yön olarak en azından biraz daha bence indirim öteleniyor. Burada şeyin de farkındayız. Yani ekonomik aktivitede evet bir zorlanan taraflar var. Finansal koşullar sıkılaştı. Ama istihdam piyasasına örneğin baktığınız zaman Temmuz ayında tekrar bir toparlanma gördük istihdamda. Yani öyle korkulan bir durum yok şu anda. Onun da etkisiyle, yani her şeyi bir arada düşündüğünüz zaman erken bir faiz indirimi bence en büyük risk şu an. Çünkü tekrar enflasyonu o düştüğü yerden yukarı tetikleme ihtimaliniz var. Zaten Merkez Bankası'nda böyle bir, yani erken bir karar alacağını düşünmüyorum. O yüzden de metinde de böyle hani indirimi yansıtacak ya, yani onu Ona bir düşündürecek açık kapı bırakmaz diyorsunuz. bırakmaz diye düşünüyorum. Eylül-Ekim enflasyonlarını burada görmek lazım öncelikle. Hani oralarda benim belki de görüşlerimden de çok daha ılımlı bir seyir gelir. Tekrar kart harcamaları ya da tüketim yavaşlamaya başlar. O zaman tabii ki işler değişebilir ama sanki şu an biraz zor gibi gözüküyor. Evet, bu hafta başında takip ettiğimiz işte Bloomberg HT tüketici ön endeksinde de orada da bir yukarı yönlü bir hareket olduğunu gözlemlemiştik. Dolayısıyla takip etmemiz gereken şey aslında tüketim tarafı diyorsunuz ve enflasyon verilerine göre belki biraz daha hani belirleyici olabilir faiz indirim tarihi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli Rica bilgiler ederim. için İş Portföy Yönetimi Araştırma Müdürü ve ekonomist Hande Şekerci konuğumuzdu. Şimdi ise bu sabah saatlerinde yine paylaştığımız BOTAŞ'ın Total'le anlaşmış olması haberini değerlendirmek üzere Bloomberg News Ankara muhabiri Fırat Kozok bizimle beraber. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, öncelikle bir anlaşmanın detaylarını sizden dinleyebilir miyiz? Nasıl detaylar, bilgiler öne çıkıyor? Evet, bu anlaşma aslında Türkiye'nin son 4 ayda imzaladığı 3. LNG tedarik anlaşması. Total'le, Total Enerji ile imzalanan bir anlaşma ve 2027 yılından itibaren 10 yıl boyunca yıllık 1.9 milyar metreküp olmak üzere 1.6 milyar metreküp olmak üzere toplamda 16 milyar metreküplük bir gaz tedariğini öngörüyor. Total şirketi kargolarla Türkiye'ye bu LNG'yi tedarik edecek ve Türkiye'de gaz dönüşüm tesislerinde bu LNG gaza dönüştürülerek piyasaya sunulacak. Evet, şimdi bir taraftan yani Shell'le yapılan anlaşmada örneğin kaynak terminalden LNG'nin alınması şeklindeydi. Acaba Total'le yapılan bu anlaşmaya baktığımız zaman bunun detaylarına nasıl bir tablo var?
Yani şu anda görünen şey şu, Total bunu kargolarla tedarik edecek. Bu kargolar Türkiye'ye geldikten sonra FSRU'larda dönüştürüldükten sonra piyasaya sunulacak ama gerek fiyat bilgisi, zaten bu anlaşmalarda fiyat bilgisi paylaşılmıyor ama bunun ötesinde bir detay henüz paylaşılmış değil. Bu 1.6 milyar metreküplük bir anlaşma, diğerlerinden yani son anlaşma, bundan önceki son anlaşma Shell'le yapılmıştı. Yaklaşık 4 milyar metreküptü o da. Ondan önce de Exxon'la bir Türkiye'nin anlaşması vardı, yıllık 2 milyon metreküp düzeyinde. Şimdi bu büyüklük olarak ikinci sırada gibi gözüküyor. Aslında Türkiye'nin kapasitesini Enerji Bakanı yaklaşık 25-30 milyar metreküp olarak açıklamıştı. Bu kapasitenin hala kullanılmayan bir boyutu var ve önümüzdeki dönemde bu tür anlaşmaların devam edeceğinin de bir işareti olarak değerlendirebiliriz. Evet, şimdi bahsetmiş olduğunuz bu anlaşmalar, yani Türkiye'nin son dönemde biraz daha hani LNG anlaşmalarını üst üste yaptığını gösteren bir tablo. Acaba hani Türkiye'nin enerji arzı güvenliği açısından nasıl bir tabloya işaret ediyor? Nasıl önemi var bu anlaşmaların? Şimdi bu LNG anlaşmalarının aslında üç açıdan önemi var. Biliyorsunuz Türkiye'nin bir doğalgaz ticaretinde merkez ülke olma hedefi var. Bunun için de Türkiye'de bu LNG ticaretinin, doğalgaz ticaretinin artması gerekiyor. Birinci yol tabii ki boru hatlarıyla bunun sağlanması. İkincisi de LNG kapasitesinin değerlendirilmesi. Türkiye'de Sayın Bakan daha önce açıkladığı gibi 25-30 milyar metreküplük bir LNG'yi dönüştürebilecek bir kapasite var. Bunun için 3 FSRU gemisi, 2 tane de terminal var. Bu kapasiteler kullanılabilir. Dolayısıyla birinci ayak Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefi. Diğer konu, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu bir doğalgaz krizi var biliyorsunuz. Rusya, Ukrayna, Avrupa boru hattının transit anlaşması bu yıl sona erecek ve bu anlaşmanın tekrar yenileneceği konusunda şu anda bir gelişme yok henüz. Dolayısıyla Avrupa'nın karşı karşıya kalacağı doğalgaz tedariğinde Türkiye rol almak istiyor. Bulgaristan'a yaklaşık 3,5 milyar metreküplük bir akışımız söz konusu. Bunun iki katına çıkarılabileceğini söyledi Enerji Bakanı. Bu konuda yatırım yapılabilir, bu kapasite kullanılabilir. Bu çerçevede Türkiye'nin son 6 ayda, son 1 yılda diyelim, 4 Avrupa ülkesiyle farklı anlaşmaları oldu. Bulgaristan, Macaristan, Moldova ve Romanya ile. Bu anlaşmalar açısından önem taşıyor. Bir de asıl Türkiye açısından diğer noktada önemi de biliyorsunuz Türkiye'nin İran ve Rusya ile doğalgaz anlaşmaları 2025-2026 yıllarında sona erecek bazı anlaşmaları. Dolayısıyla Türkiye bu ülkelerle masaya otururken pazarlık gücünü de elinde tutmak istiyor. Bu LNG anlaşmalarının bir diğer önemi de Türkiye açısından bu diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz detaylı bilgiler için diyelim. Bloomberg News Ankara muhabiri Fırat Kozok bizimleydi. Günün raporuyla devam ediyoruz. Evet, günün raporu Bloomberg Intelligence'dan geliyor. Fed'e geri sayarken genel olarak işte biraz böyle son aylarda da o rotasyondan bahsederken Bloomberg Intelligence ABD hisse piyasalarını değerlendirdiği bir rapor paylaşıyor. Ve şöyle bir hani 2024'ün geneline baktığımız zaman büyük şirket hisseleri 2024'de güçlü başlamıştı ancak yaz aylarında ciddi bir düzeltmeyle karşı karşıya kaldılar. Ki bu aslında hisselerin boğa piyasasında 3. yılına girerken borsadaki rally'nin liderliğinin yavaşlaştı. Muhteşem 7'den diğer geri kalan hisselere kaydığını gösteriyor diyor. Boğa piyasasının ortadan kalktığına dair az bir gösterge olduğuna dikkat çekilmiş bu raporun detaylarında. Ama defansif hisseler ve biraz daha aslında yani mevsimsel tarafta döngüsel hisseler
tarafında bir dominans sağlanmaya çalışıyor. Ancak bu çok mümkün olmuyor gibi bir bilgi de var. Boğa piyasasının durumu ve işte rotasyonu, liderlik değişimi dediğimiz zaman burada aslında 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamanın üzerinde kalması önemli bir gösterge, önemli bir destek sağlıyor denmiş. Ancak büyük hisselerin egemenliği sarsılmakta ve bu durum S&P 500'ün yeni zirvelere ulaşma yeteneğini kısıtlamakta olduğu söyleniyor. S&P 500 bileşenlerinin %74,6'sının 200 günlük ortalama üzerinde işlem görmesine rağmen momentum yaz sonrası biraz güç kazanmakta zorlanıyor ifadesi de kullanılmış. Sektörel performansa baktığımız zaman tabii konut sektörünün örneğin faiz indirimlerinden fayda sağlanması bekleniyor. Bir süredir zaten buna vurgulu yapılıyordu ki burada yarı iletken sektörünün biraz daha geride kaldığını, konut tarafının ise zirvelere ulaştığını söylüyor. Bu ayrışma yarı iletkenlerin yüksek piyasa değeri göz önünde bulundurulduğunda genel piyasa için endişe verici olduğuna dikkat çekilmiş. Ancak konut tarafı için özellikle faiz oranı politikaları değiştikçe olumlu bir potansiyeli de beraberinde getiriyor deniyor. Russell 2000'e de raporda detaylı bir şekilde bakılmış. Orada da karışık sinyaller olduğuna vurgu yapılıyor. Yukarı yönlü bir trend gösteriyor. O rotasyon durumunu ilk konuşmaya başladığımızdan bu yana biraz daha küçük ölçekli şirketlere, yani Russell 2000'e doğru bir geçiş olmuştu. Ancak daha geniş piyasa iyileşmesi için sağlam bir katalizörün eksik olduğuna vurgu yapılıyor. Temmuz'da zirve yaptıktan sonra destek seviyelerinde konsolidasyona geçiyor Russell ve 14 günlük RSI veya başka önemli teknik göstergelerde de çok fazla güçlü bir teknik olarak temel üretemediğine dikkat çekilmiş. Defansif ve dönüşümlü sektörlerin performansı ve volatil bir Ağustos'u geride bıraktıktan sonra piyasa algısının istikrarını koruduğuna da vurgu yapılıyor. Bloomberg Intelligence'ın bu detaylı raporunu paylaştıktan sonra fokusu noktalayalım. 14.45'te seans notlarında yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.